Kim sevdasının karşılığını bekliyorsa sevdasının münafığıdır. Kim aşıklığının karşılığını bekliyorsa aşıklığa en büyük ihanet eden odur. Seviyorum deyip sevgine karşılık bekliyorsan sen sevmekten uzaksın. Sen sevmenin kenarından bile geçmemişsin. Sevmenin kokusu dahi sana ulaşmamış. Mustafa'ya göre sevmek, maşuğun eşiğine başına koyup okşanmayı dahi beklememektir. Maşuğunun eşiğine aklını, fikrini, gönlünü, kalbini, vücudunu, paranı, pulunu, her neyin varsa eşiğine koyup hiçbir şey beklememektir. Ve ebediyen senin yüzüne bakmayacağını bilsen, ebediyen sana kaküllerini göstermeyeceğini bilsen, ebediyen bir göz süzüşü dahi sana bakmayacağını bilsen, ebediyen senin adını sormayacağını bilsen, ebediyen hep ayağının altında durup her gün, her an başını ezip geçeceğini bilsen, başını ezip geçmeyi lütuf bil. Eşiğinde durmayı ikram bil. Onu sevebilmeyi büyük ganimet bil. O aşkınla onun kapısında durmayı hazine bil. Hazine bil. Ve asla aşıklığını kaybetmemek için ayaklarını sıkı tut. O kapıdan ayrılmamak için gönlünü sıkı tut. Oradan bir an olsun gaflete düşer, uzaklaşırım diye gözünü sıkı tut. Uyursan kaybedersin. Uyursan elinden akar gider. Uyursan gönlünden akar gider. Uyumak nedir? Gaflettir. Gaflet. Uyumak nedir? Heva hevestir. Uyumak nedir? Kendi nefsinin doğrultusunda gitmektir. Uyumak nedir? Şeytanın peşine gitmektir. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsimin eline bırakma dedi. Amin. Onun nefsimin eline bırakma deyişi günaha düşme korkusu değildi. O günaha düşmeyeceğini biliyordu. O kendisinin korunmuş olduğunu biliyordu. O kendisinin mahfuz olduğunu biliyordu. O kendisinin ta ilk ne zaman yaratıldığı ilmi ilahide olan o başlangıçtan itibaren temiz olduğunu biliyordu. O ilk yaratıldığı andan itibaren kendisinin peygamber olduğunu biliyordu. Ama o göz açıp kapatıncaya kadar beni nefsime bırakma deyişi her an ben seni seyretmek istiyorum. Ben her an senin aşkınla yoğrulup hayretten hayrete geçmek istiyorum. Ben göz açıp kapatıncaya kadar olan zaman zarfında dahi gözümün önünden seni kaybetmekten korkuyorum. Bir an gözümün önünden gidersin diye bu yangınım, bu feryadım ondan. Allah Resulü o yüzden dedi, göz açıp kapatıncaya kadar beni nefsime bırakma. Çünkü aşık aşıklığından bir an gaflete düşerse, maşuna ihanet etmiş olur. Sebebi şudur, asıl onu maşuk sevmiştir çünkü. Asıl onu padişah sevmiştir. Asıl onu aşk sultanı sevmiştir. Asıl seven odur çünkü. O onu sevip dururken, o onu okşayıp dururken, o ona lütfedip, ikram edip dururken, aşığın heva hevesine uyması, aşığın nefsine uyması, aşka en büyük ihanettir. Aşka en büyük ihanettir. O yüzden aşık, aşıklığını bilmeli, aşkından vazgeçmemeli. Göz kapaklarına kürdanı takmalı. Bu göz bir an olsun onu görmekten uzak durmamalı demeli. Ve gözünü kapatmamalı. Gözünü her daim açık tutmalı. Gönlünü uyutmamalı. Gönlü o maşuğun zikrullahıyla hayat bulmalı. Onun aşkıyla coşmalı, onun aşkıyla akmalı, onun aşkıyla yanmalı, dumanı kilometrelerce ötelerden görünmeli. Öyle yanmalı ki, kokusu ahireti sarmalı. Demeli ki ahiret alemine göçenler, bu hangi aşığın yanık kokusudur? Bu hangi aşığın yanık kokusudur ki bize hayat verdi? Bu hangi aşığın yanık kokusudur ki biz o yanık kokusuyla bugün kabir azabından beri olduk? Bu hangi aşığın gönül kokusudur ki biz bugün kabirlerde bayram ettik demeli. O yüzden aşık, aşıklığını unutmamalı. Aşık, aşıklığından hiç taviz vermemeli. Aşıklık süt gibidir. Leke kaldırmaz. Süt gibidir. Pislik kaldırmaz. Aşıklık çünkü gerçek manada odur.